Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu kavli ve fevvizu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri'ş şeytanir racim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedin muttasilen nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. İzâ maşet ümmeti el mutaytâ ve hademühe ebnâül mülûk ebnâü Fâris ve Rûm sullita şirârühe alâ hıyârihe. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt el-asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmeinin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal ve arbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmeinin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyz aldığımız ilim ahsettiğimiz üstazlarımız, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza maşat ümmeti el mutayta. Benim ümmetim, ümmeti icabetim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son ahir zaman peygamberi olduğu için yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi ümmeti. Hepsine ya eyyühen nas, ey insanlar diye Kur'an-ı Kerim'de hitaplar var. Kur'an'da yine biz bütün alemlere seni hem korkutucu hem müjdeleyici olarak peygamber olarak gönderdik diye ayet-i celle var. Bu nedenle bu devirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönemden kıyamete kadar olan dönemde yaşayan tüm insanlar peygamberimizin ümmetidir. Ancak bir kısmı Efendimizin peygamberliğini kabul etmiş, İslam'ı kabul etmiş, bunlar icabet ümmeti olmuştur. Kabul edenler. Bir kısmı ise hitap edildi Efendimiz onlara ey yuhennas, ey insanlar diye tüm insanları ayırmaksızın hitap etti. İslam'a davet etti ama onlar kabul etmediler. Bunlar da davet ümmetidir. Ümmetidir. Birisi davet ümmeti kabul etmeyenler, kabul edenler de icabet ümmetidir. Burada kasıt icabet ümmeti. Efendimiz'i peygamber kabul edenler, ona inananlar, Müslümanlar. Evet, gururla, kibirle, kibirlenerek, kibirlilik taslayarak yürüdüklerinde kendilerine ucup gelmiş, kibir gelmiş. Büyük yerler fethetmişler, güçlenmişler, zengin olmuşlar. Bundan dolayı biz en üstünüz havasında kendini beğenmiş olarak, öbür insanları küçük görerekten yürüdüklerinde, halleri bu hale geldiğinde ve hademuha ebnaul muluk ebna-u faris, onlara hizmet edenler, ümmetimin hizmetçileri, böyle kibirliler, hizmetçileri de kral çocukları, devlet başkanlarının çocukları onlara hizmet ediyor. Ebna-u faris ve Rum, İran ve Bizans, Rum,
çocukları onların hizmetçisi. Onlar kibirli, gururlu, kendini beğenmiş ümmetim. Hizmetçileri de kral çocukları, İranların çocukları, Rumların, Bizansların çocukları onlara hizmetçilik ediyor. Böyle olduğunda sülita şiraruha ala hiyariha, onların başına, ümmetimin başına şerliler musallat kılınır. Ala hiyariha, hayırlılarının üzerine şerliler musallat kılınır. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendilerini beğendikleri için, kibirlendikleri için, gururlandıkları için. Tabi gururlanan, gurur mağrur, aldanmış demek. Gurur aldanmak demek Arapça. Gururlanan adam aldanmış demektir. İşte kendilerini böyle kibirlendikleri, gururlandıkları nedeniyle aldattıklarında işte şerliler başlarına, hayırlıların üzerine musallat olur. Şerliler gelir başlarına. Bu hallerinden dolayı. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis peygamberliğinin delillerindendir diyor Gümüşhane Hazretleri. Aynen işaret buyurdukları oldu. Hazreti Ebubekir devrinde yalancı peygamberler çıktı. Hazreti Ebubekir dahiyane tedbirlerle o yalancı peygamberlerin hepsini tepeledi. Ondan sonra Hazreti Ömer halife oldu. Devleti güçlendirdi. Devlet kuruluşlarını, teşkilatını kurdu. Ordu kurdu. Adliye teşkilatını kurdu. Belediye, sağlık teşkilatlarını kurdu. Uluslararası ilişkilere bir nizam getirdi. Kuvvetler ayrılığı prensibini getirdi. İcra, yürütme, yasama ve yargı. Bugün insanların ulaştığı en iyi idare tarzı dediğimiz kuvvetler ayrı prensibini Hazreti Ömer devlette uygulamıştır. Pratikte uygulamıştır. Onun zamanına kadar kimse bundan bahsedilmiş, mütefekkirler bahsetmişler ama uygulaması yok. İlk defa uygulayan Hazreti Ömer'dir. Ondan sonra Hazreti Osman zamanında devlet genişlemiş. İran fethedilmiş. Azerbaycan fethedilmiş. Kuzey Afrika fethedilmiş. Yemen fethedilmiş. Ülke genişlemiş. Faris çocukları, kral çocukları köle olmuşlar. Hizmetçi olmuşlar. Evet, Rum çocukları, Şam fethedilmiş. Onlara hizmetçi olmuşlar. Gururlanmışlar. Yani hepsi gururlanmış değil. Ama genelde biz üstünüz, ucup haline düşmüşler. O zaman işte şerlileri, hayırlılarına musallat kılınır diyor. Hazreti Osman'la evet başlamış, Gümüşhane Hazreti onu şey diyor. Efendimizin dediği çıktı, Hazreti Osman hayırlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iki kızını vermiş. Daha evvel de anlattık, yine anlatalım. Şiiler Hazreti Osman'ı sevmez. Ebu Bekir Ömer'i sevmez. Halifelik Ali'ninki onunla gasp etti derler. Zalimdir onlar derler. Hazreti Osman'ı hiç sevmezler. Biliyorsunuz bir Yahudi dönmesinin kışkırtmasıyla Mısır'dan gelen bir ordu, isyan ordusu Medine'ye kadar ulaştı ve Hazreti Osman'ı evinde halifeyken, meşru halifeyken, mübarek bir insanken, Kur'an okurken katlettiler, şehit ettiler. Cenazesine 2-3 kişi kılabildi. Gece o da kaçırdılar, ihtilal olmuş. Yani ortalık karmakarışık, gelen adamlar haksız yere adam öldüren zalim olmaz mı? İyi insan olur mu? Şerli olmaz mı? Evet. Hazreti Osman'ın öldürmüş oluyorlar. Şerliler öldürmüş oluyorlar. İş oradan başladı. Sonra Gümüşhane Hazretleri'nin görüşünü söylüyorum. Eser onundur. Ümeyye
oğulları, Emeviler. İslam'da Hazreti Ebubekir seçimle halife olmuştur. Hazreti Ömer seçimle halife olmuştur. Hazreti Osman seçimle halife olmuştur. Hazreti Ali de seçimle olmuştur. Farklı varyantlarda olmakla beraber seçim vardır. Babadan oğlu intikali yoktur yani. Ama Emeviler saltanatı ele geçirdikten sonra babadan oğula halifenin oğlu otomatikman halife oluyor. Onun oğlu otomatikman yerine halife oluyor. Bu İslam'da yok. Kim ehilse o geçer. İslam'da budur. Ehil olan Müslümanların idarecisi olur ve seçimli olur. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife de seçimle gelmeden bir oldu bittiyle kendini halife kabul ettirmiş, sonra Müslümanlar onu halife kabul etseler bile diyor, meşru değildir hilafeti diyor, halifeliği. O İmam-ı Azam'ın şeysi bu. Evet, Emeviler işte başa geçtiler. Peygamber sülalesine eziyet ettiler. Ehlibeyt denir onlara. Eziyet ettiler. Babadan oğula saltanat, krallık, halifelik geçti. Evet, bak onlar başlarına ümmeti Muhammed'in musallat oldular. Evet, yaptıklarını yaptılar diyor. Yaptıklarını yaptılar diyor. Anlatmıyor yaptıklarını, eziyetlerini. Fa'alû mâ fa'alû. Yaptıklarını yaptılar. Siz biliyorsunuz diye geçiştirmiş. Evet. Şimdi askeri, meydani, askeri adındaki zatlar diyorlar ki İslam'da İran fethedilene kadar homoseksüellik yoktu. Cahiliye döneminde çok zina vardı, fuhuş vardı. Ama homoseksüellik yoktu diyor. İran fethedildikten sonra homoseksüellik başladı diyor. O zatlar öyle söylüyor. Bilgi vermiş. Evet, homoseksüellik başladı. Ki lanet sebebidir. Allah'ın gazabına nedendir? Biliyorsunuz Lüt kavmi ittiba bu işi yaptı. Yeryüzünde. Allah da onları batırdı, yerin dibine batırdı. Şimdi Lüt kavminin yere battığı yerde Lüt gölü var. Hala dolmuyor göl. Denizden deniz sıfır, 340 metre aşağıda gidip görülebilir. Ürdün sınırları içinde. Evet, duruyor. İslam'da İran'ın fethedilmesiyle başladı diyor bu zatlar, meydani, askeri. Daha evvel cahiliye döneminde bile yoktu, İslam'da yoktu. Bu dönemde başladı, İranlardan geçti bu diyor. Ve diyor Rumlardan geçti diyor. Rumlardan da bu hastalık, oralarda fethedildi. Rumlardan da bu hastalık geçti diyor. Evet, İmam Suyuti de aynı şekilde bu görüşlere katılıyor. İlk defa diyor İmam Suyuti ki adamın ömrünün her gününe bir eser sığıyor. O kadar çok eser vermiş. O kadar muazzam bir alim İmam Suyuti. O da diyor ilk defa bu iş diyor İslam'da Horasan'da başladı diyor. İran'la. İran'ın bir bölgesi Horasan. Cahiliye döneminde bile yoktu diyor Araplarda. Oradan başladı bu hastalık girdi diyor. Tabii bunlar şerli oluyor. Şerli insanlar, şerli insanların çoğunluğu kaplamasıyla da iyilerin üzerine şerlileri musallat kılınır. Efendimizin sözü çıktı diyor. Mucize olarak bu aynen görüldü diyor İmam Gümüşhaneli Hazretleri. Bu hadis-i şerifi Tirmizi, Abdullah ibn Ömer, Tabarani keza nakletmişler. İmam Heysemi hadisin isnadının hasen olduğunu söylemektedir. Bunu İslam tarihçilerine bırakalım bu konuları. Bu kadar da hadisi tercüme ederek iktifa edelim. Efendimiz buyuruyor. İza maza şatrul leyli ve sülsahu, gecenin yarısı geçtiğinde
اَوْ سُلُسَاهُ ya da üçte ikisi geçtiğinde gecenin يَنْزِلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى yüce Allah-u Teala Hazretleri noksanlıklardan beri Allah Zülcel Hazretleri ile sema dünya, dünya semasına iner. Evet, bu tabir müteşabih derler, yorumsuz. Çünkü Cenab-ı Hak semada oturmuyor. Bizim inancımız biliyorsunuz Kur'an'daki ifadelerden, Efendimizin hadislerinden inancımız Allah mekandan münezzehtir. Allah, ben mesela şimdi bir kürsüde oturuyorum. Sen de benim karşımda bir mekanda oturuyorsun. Bu fanilere, sonradan yaratılmış ve yok olacak olanlara mahsus. Allah ezelidir, ebedidir, mekanı yoktur. Şurada diyemeyiz. Nuru her yeri kaplamıştır ama şurada oturuyor diyemeyiz. Mekandan münezzehtir. Ama bunlar Ehl-i Sünnet inancıdır. İşte bu yenzilü yukarıdan aşağı iner. İslam aleminde büyük bir zat var, alim. Ama ilim her zaman insanı kurtarmaz. Meğer Allah hıfzede koruya. Çok büyük alim. Şam Ümeyye Camisi'nde hutbe okumuş. Bu hadisi okumuş. Allah her gece, gecenin son üçte birinde, üçte ikisi geçtikten sonra, gece yarısından sonra yeryüzüne iner demiş. Minberde yedinci basamaktan aşağıya altıncı basamağa, aha böyle iner demiş. Cami karışmış. Çünkü yukarıdan aşağı indi, mekan ispat etti Allah'a. Halbuki Allah mekandan münezzeh. Yanlış. Buna müşebbiheler denir. Mücessimeler. Allah'a cisim, mekan isnat edenler, şekil isnat edenler. Allah'ı sonradan yaratılan benzetenler, müşebbihe, mücessime derler. Böyle bir akım var. Bu ifadeleri görüyorlar. Halbuki leyse kemisliği şeyün ayet celle var. Allah hiçbir şeye benzemez. Bir mekanda oturan sensin, bensin. Ayet böyle. Allah hiçbir şeye benzemez. Muhalefetün lil havadi, sonradan olanlara benzemez. Bu hadisi ona göre yorumlayacağız. Ne demek yani? Dünya semasına iner demek. Yani gecenin son üçte biri, gün batıyor, gün doğana kadar geceyi üçe böl. Üçte ikisi geçti, sen ona seher vakti diyorsun işte. Seher vaktine yakın. O zaman kalk, dua edenlerin dualarını kabul eder, lütuflarını, ihsanlarını, merhametini gönderir. Yoksa Allah yukarıdan aşağı inmez. Ayetler beraber mütalaa edildiğinde böyle mana vermek zorundayız. Böyle varmak zorundayız. Dua edenlerin duası kabul olur. Allah onlara lütuflarda bulunur. Dünya seması, en yakın sema. Sema yedi kat. Evet, seb'a semavat. Yedi kat. Kur'an'da var, hadislerde var. Bu yedi katla çözmüş değil alimler. Kimisi diyor güneş sisteminin hepsi bir kattır diyor. Kimisi güneş sistemini yediye ayırıyor. Onu yedi kata bölüyor. Bir ittifak yok. İnşallah Allah bizi cennetine soksun. İnşallah. Orada soralım. Peygamber'e soralım. Cenab-ı Hak zaten orada cennetliklere görünecek. Kur'an okuyacak. Şekilsiz, mekansız yine. Dünya şartlarına göre düşünmeye kalkarsan tutturamazsın. Ahiret şartları dünya şartlarına uymuyor. Ama hadis var. Mümin cennetlikleri görünecek Allah şekilsiz, mekansız Kur'an okuyacak. Evet. Hadisler böyle. Biz de bunlara inanıyoruz. Niceliğini girince inşallah cennete öğreneceğiz. Evet. Feyekulu İşte bu gecenin son üçte biri. İlk üçte ikisi geçtikten sonra kalan son üçte biri döneminde
Cenab-ı Hak yeryüzüne nazar eder rahmet nazarıyla, lütuf ihsan nazarıyla da feyekulu şöyle buyurur. Hel min sailin feyuta. Bir şey isteyen yok mu, verilsin? Yok mu? Evet. Yani ne diyor Peygamberimiz? O saatte dua edenleri Allah peşinden duasını kabul ettiğini ilan eder. Ben de size haber veriyorum. Vay o saatte uyuyanlara. Yazıklar olsun onlara, uyuyanlara. Duanın kabul saati o. Ama derin uykuya dalmış, uykunun en tatlı zamanı. Horul horul uyuyor millet. Bak Peygamber sana sır veriyor. Efendim işten bozuk. Ailemle aramda zırıltı dırıltı eksik olmuyor. Çocuklar, kızlar, oğlanlar bana isyan ediyor. Dediğimi tutmuyorlar falan filan. Kalk gece üçte biri kalınca bak diyor Peygamber. Dua eden yok mu? Bir şey isteyen yok mu? Bak falan şey isteyen demiyor bak. Bir şey isteyen yok mu? Kabul olunsun, verilsin buyurur Allah. Gaflette olanlara büyük bir azarlama var burada. Tevbih var. Hel min da'in fe yüstecabu lehu. Dua eden yok mu? Kabul olunsun buyurur. Hel min müstavfirin fe yuferu lehu. Allah'tan günahlarımı affet diye yalvaran yok mu? Günahlarımı affet, sil ya Rabbi beni. Mahşerde mahcup etme, ahirette günahlarım sebebiyle azaba uğratma diyen yok mu? Duasını kabul edeyim, günahlarını sileyim buyurur. Hatta yenferice subhu, Allah'ın bu hitabı, isteyene vereyim, dua edene duasını kabul edeyim, af dileyenin günahlarını sileyim, affedeyim buyuruğu sabah namazı vakti girene kadar, imsak vaktine kadar, Allahu Ekber ezan okununa kadar devam eder. Fecr-i sadığa kadar devam eder diyor. Burada Efendimiz bize çok müşfik peygamber divanın kabul saatini söylemiş. Kalk o zaman, kendin kalk, bir abdest al, iki rekat namaz kıl. O saatte yalvar Allah'a. Zengin mi olacaksın? Alim mi olacaksın? Derviş mi olacaksın? Yoksa dünya adamlığı mı istiyorsun hayırlısıyla? Şerlileri olmaz. Şerli duayı kabul etmez Allah. Kulla, mümine acır. Adam mı olacaksın? Dünya adamı. Hayır düşünerek. Hepsini verir bak. Hepsini verir. Ne zaman bu? Her gece, gecenin üçe ayır geceyi, üçte birinde, o vakit geldiğinde, et duayı diyor. Evet. Et duayı kabul edilecek diyor. Efendimiz bize bu sırrı söylüyor. O saatte dua, namaz kılarsan, sanki Cenab-ı Hak'a ödünç vermiş gibi olursun. Karşılığını %100 alırsın. Çünkü ödünç verdin mi mutlaka ödenir. Evet, borç ödenir diyor Peygamberimiz. Sanki namaz kılmak Allah'a borç vermek gibidir diyor. Karşını mutlaka verir. Kesin verir. Duanın kabul yeri. İbadetin kabul yeri. Öyleyse sen de her gece üçte birine kalk. Teheccüd namazı kılmaya, dua etmeye alıştır kendini. Virt edin. Bak böyle bir müjde var. Böyle bir müjde var. Mükafatını mutlaka Allah verir. Mutlaka verir. Fazla fazla verir. Lütufta bulunur. Lütufta bulunur. Evet. Duanın kabul saatlerinden birisi bu. Birisi yağmur evveli. Çünkü İslam'a göre yağmur damlalarıyla yeryüzüne melek iner. Melek bereket getirir, rahmet getirir. Temiz yaratıklardır. Günah işleme şeyleri yok, kabiliyetleri yok. Bereket getirir, yağmur getirir. Her yağmurda ise melek iner yeryüzüne. Onun için yağmura ne derler? Anadolu'da rahmet derler. Bundandır o. Rahmet derler. Rahmet indirir, bereket olur. Su olmasa, yağmur yağmasa biz de yaşayamayız. Hiçbir canlı da yaşayamaz.
Hiç yeşillik yüzü de göremezsin. Tabii rahmet, bereket eseri değil mi su? İşte bu yağmurdan geliyor bu. Evet, yağmur evvelinde meleklerin sen dua edersen amin derler. Onlar da günahsızdır, geçerli. Yağmur tıp tıp başladı mı secdeye kapanın hemen yalvar Allah'a. Duanın kabul saati. Cuma günü bir saat. Cuma günü bir saat. İmsak vaktinden gün batana kadar. Yeri kesin belli değil. Kadir gecesi. Duanın kabul yerleri. Hangi gece kesin değil. Gizemiş. Çünkü insan oğlu biliyorsun 365 gün ya 364 gün yatar. Bir gece Kadir gecesini kalkar. Turrayı gözünden vurur. E o zaman imtihan ağrının imtihanın anlamı kalmaz ki. İnsan yeryüzüne imtihan için gönderilmiş. İmtihanın anlamı kalmaz. Saklamış Allah. Cuma günde saklamış. Onun için sahabe-i kiram imsakla beraber cuma gün camiye girerlermiş. Gün batana kadar durmadan dua ederlermiş. O dua saatini yakalayalım diye. Bunlar size işte peygamberimizin hadislerinde ipucu veriyoruz. Hocam bana bir dua et ver. Ya işte söylüyoruz ne zaman duaların kabul olacağını. Kendin etsene ya. Ismarlama şeyi sen kendin yaptığın kadar olur mu? Bir işi kendin yaparsan başka, biri yapıverse başka. Evet, mümin mümine dua eder. Kardeştir ama kendin başka ya. İşte bu saatlerde et diyoruz. Efendim Kabe'de yapılan dualar, Kabe'yi görünce yapılan dualar, Ravza-i Mudahhar'da yapılan dualar, orada yapılan dualar, mekanlar da öyle. Namazların arkasında yapılan dualar, ezan ile kamet arasında yapılan dualar, geçerli zamanlar. Bunu Peygamberimiz çeşitli vesilelerle bize şey etmiş, hastanın duası, garibin duası, ananın babanın duası, yolcunun duası, reddolmaz diye şeyler var, müjdeler var. Ha bak gecenin son üçte biri de duanın kabul saatlerinden birisidir. Ta sabah namazı kılınana kadar böyle Allah isteyene vereceğim. Af dileyene affedeceğim. Duasını kabul edeceğim diye buyurur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi Müslim Ebu Hureyre'den sahih hadis olarak nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.